Herkese merhaba. Bugün sizlerle yepyeni bir içerikle karşınızdayız. Kendimizi Ölçelim içeriğimizin adı. Kendimizi Ölçelim ne demek? Bu zamana kadar gördüğümüz, işlediğimiz tüm konuları genel bir tekrar edeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet, sene başında İlk işlediğimiz konuyla başlıyoruz. Aşağıda verilen sayıların basamak adlarını ve basamak değerlerini uygun yerlere yazalım. Adlarını ve değerlerini. Hemen bunların basamak adlarını öncelikle yazalım. Çünkü değeri basamak adına göre alıyordu. Nasıl mı? Hemen başlayalım. 6 hangi basamaktaydı? Birler basamağında değil mi? Birler basamağında. Peki 4 onlar basamağında. Basamak değerine nasıl karar veriyorduk, nasıl buluyorduk? Şöyle 6 diyor ki ben diyor birer birer sayılmak istiyorum. Çünkü birler basamağındayım. 6 tane parmağımı çıkarıyorum ve birer birer sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani basamak değeri 6. Onlar basamağına geçiyorum. Yani 4'e. 4 de diyor ki ben onlar basamağındayım. Dört parmağını çıkar ve beni onar onar say. Hemen sayalım. 10, 20, 30, 40. O zaman dördün basamak değeri de 40 oluyor. Neden basamak adına bu kadar önem veriyoruz? Çünkü basamak değerini basamak adlarına göre alıyor. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. 23 üç sayısı. 3 üç sayımın basamak adına bakıyorum. Hangi basamakta 3? Evet birler basamağında. Birler basamağı. Peki iki hangi basamakta? Evet onlar basamağı. Hemen basamak değerlerine bakalım. Üç parmağımı çıkarıyorum ve birer birer sayıyorum. Bir, iki, üç. Üçün basamak değeri birler basamağında olduğu için... 3. Peki 2'nin basamak değeri kaç? Onlar basamağında onar onar sayacağım. 10 On, 20 süper. Hemen son soruyu da sizlerle beraber yapalım. 2'nin basamak adı neydi? 2 hangi basamakta? Süpersiniz. Birler basamağında değil mi? Birler basamağı. Peki 6 hangi basamakta? Evet, onlar basamağında. Süper. Peki basamak değerlerini hemen yazalım. 2 birler basamağında olduğu için basamak değeri 2. 6 onlar basamağında olduğu için altmış neden altmış Çünkü 6'yı onar onar sayıyorduk. Hemen sayalım 10, 20, 30, 40, 50, 60 süpersiniz Hemen bir sonraki sorumuza bakalım ritimli soru Neden ritimli soru Çünkü ritmik saymalarla boşlukları doldurmamızı istiyor. Hemen bakalım birincisine birincisi 2 4 diye başlamış yani artan ikişer ikişer artan bir ritmik sayma var değil mi? İleriye doğru gideceğim. Hep beraber sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20. Süpersiniz. Bir sonrakine bakalım. 3, 6. Aradaki farkı bakıyorum. Üçer üçer ileriye doğru ritmik sayma. Hemen sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 süpersiniz. Benimle beraber sizler de sayıyorsunuz. Duyabiliyorum. Hemen dörder dörder saymaya başlıyoruz. Neden dörder? Çünkü dörder dörder artıyor ve ileriye doğru sayıyoruz. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 ve 40 süper hızlıca 5'lere geçiyorum. 5'er 5'er ritmik sayma. 5 hep beraber sayıyoruz. Evet 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 ve 50. Süpersiniz hız kesmeden 10'ar 10'ar ritmik saymama dönüyorum. 10, 20. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ve 100. Süpersiniz. İkişer, üçer, dörder, beşer ve onar ritmik saymalarımızı tekrar ettik. Peki sırada ne var bakalım. Örgülü soru demiş. Hemen bakalım burada bir kadın var, bir teyze nine var. Elinde de bir atkı var. Hemen sorumuzu okuyalım. Tonguç'un babaannesi Tonton teyze kışa hazırlık yapıyor. Tonton teyze elindeki atkıyı belli bir kurala göre örüyor. Buna göre Tonton teyzenin ördüğü atkının kuralı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Bakın burada kuralım yazmış. Aslında burası bize bir ipucu veriyor değil mi? Hemen bakalım. Birinci sırada bir ilmek. Hemen şöyle yanına yazalım. Bir. İkinci sırada kaç ilmek var? Dört. Süper. Peki üçüncü sırada kaç ilmek var? Yedi. Evet aslında buradan çok rahat bir şekilde kuralımızı bulabiliriz. Birden dörde kaç artmış? Kaç sayı var? Hemen bakalım. İki, üç, dört. Üç sayı artmış. Üçer, üçer artıyor değil mi? Hemen dörtten yediye bakalım. Beş, altı, yedi yine üçer üçer artmış. O zaman bu kural nedir? Üçer üçer artan bir örüntü var burada değil mi? Üçer üçer artan hangi seçenekte var? Tabii ki de C seçeneğinde var. Üçer artan kural yani üçer artan örüntü. Peki bir sonraki soruma bakayım. Tonton teyze örüntüyü iki sıra daha devam ettirirse dördüncü ve 5. sırada toplam kaçılmak olur. İki sıra daha devam ettirirse. Hemen örüntümüzü yazalım. 1 4 7. 3'er 3'er artıyordu. O zaman 7'den sonra hangi sayı gelir bakalım. 3'er 3'er arttıracağız. 8 9 10. 4. sıramda 10 oldu. 3 daha arttırıyorum. 11 12 13. 10 ve 13 sayılarım oldu. 4 ve 5. sırada. Peki bizden ne istiyor? Toplam kaç ilmek olur? Toplamını istiyor. Hemen 13 ve 10'u topluyorum. 3 ile 0'ı topladım. 3. 1 ile 1'i topladım. 2. 23 ilmek olur. Hemen bakıyorum. B seçeneğimde doğru cevabım var. Örüntü neydi? Burada örüntüyü tekrar etmiş olduk. Belli bir kurala göre birbirini takip eden sayılara örüntü diyorduk, sayı örüntüsü diyorduk diyerek büyük sorumuza başlıyoruz. Burada üç tane kız görüyoruz. Hemen sorumuzu okuyalım. Leyla öğretmen öğrencilerinden Sinem, Dilara ve Zeynep'e bir miktar boncuk verip abaküse takmalarını istiyor. Sinem 4 onluk 2 birlik. Hemen burayı işaretleyelim. Sinem'in 4 onluk 2 birlik. Dilara'nın 3 onluk 7 birlik ve Zeynep'in ise 7 onluk 3 birlik olacak şekilde abaküslere boncukları takıyormuş. Hemen yapalım. Sinem'le başlayalım. 4 onluk. Hemen bu basamaklara e, isim verelim. Abaküslerin birler basamağı, onlar basamağı, birler basamağı, onlar basamağı, birler basamağı, onlar basamağı. Sinem'le başlıyorum. 4 onluk 2 birlik. 2 birliğimi yerleştiriyorum. 1 Bir, İki, boncuklarımı yaptım. Dört tane de onlukta varmış. Bir, iki, üç, dört. Evet, Dilara'ya geçiyorum. Yedi birlik. Hemen yedi tane birlik boncuğumu yerleştiriyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi birlik boncuğum. Üç tane de onluk boncuğum var. Hemen üç tane de onluk boncuğumu çiziyorum ve Dilara'yı da tamamladım. Zeynep'e geçiyorum. 7 onluk 3 birlik. Evet 3 tane birliği yerleştirildi. 7 tane de onluğum var. Onluk kısmıma da 7 tane boncuğumu yerleştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yerleştirdim. Peki buna göre abaküslerde oluşan sayıların büyükten küçüğe sıralanması. Hemen sayılarıma karar vereyim. Yazalım sinemin 4 onluk 2 birliği vardı. 42 sayısı. Dilara'nın 3 onluk 7 birliği ve Zeynep'in ise 7 onluk 3 birliği vardı. Sayılarımı buldum. Peki büyükten küçüğe sıralama. Büyükten küçüğe yani önce en büyüğü yazacağım ve daha sonra Büyüktür işareti kullanarak sıralamamı yapacağım. Bunun büyüktür işareti olduğuna nasıl karar verdim? Hemen sol tarafından bir noktalı çizgi geçiyorum ve B harfine benziyor görüyor musunuz? B harfine benzediği için bu büyüktür işareti. Hemen sayılarımı sıralıyorum. En büyük sayı 42 mi? 37 mi? 73 mi? Sizden bekliyorum cevabı hangisi daha büyük? Evet Zeynep daha büyük. 73 yani Zeynep en büyükleri değil mi? 73 büyüktür. 42 mi daha büyük? 37 mi daha büyük? Evet 42 daha büyük. 42'den 42 de büyüktür. 37'den sıralanışımız böyle oluyor büyüklük küçüklük kavramını da tekrar ettiğimize göre bir sonraki sorumuz yuvarlak soru. Burada sayıları yuvarlama konusunu tekrar edeceğiz. Hemen sorumuzu okuyalım. En yakın onlu altmış olan sayılar. En yakın onlu altmış. Ne demekte? en yakın onlu? Birler basamağına bakıyorduk sayılarda ve birler basamağı 5 beş. ve beşten büyükse ileriki onluğa yuvarlıyorduk. O zaman şöyle yapabilir miyiz? Burada bir 60 sayısı var. Hemen maviyi kullanmayalım. Farklı bir rengimizi alalım. 60 sayısını ortaya yazıyorum. Küçükleri ve büyükleri yazacağım daha sonra. Önce küçükleri yazalım. 69'dan bir çıkardım. 59. Nereye yuvarlanır? Birler basamağı 5'ten büyük olduğu için 60'a yuvarlanır. Hemen bir küçüğü 58. Bakıyorum. Birler basamağı 5'ten büyük. O zaman yine 60'a yuvarlanır. Hemen devam ediyorum. 57 birler basamağı 5'ten büyük o zaman o da 60'a yuvarlanır. 56 birler basamağı 5'ten büyük o da 60'a yuvarlanır ve bir küçüğü 55. Birler basamağı 5 beş ve 5'ten büyükler demiştik değil mi? 5 olduğu için o da 60'a yuvarlanır. Peki 54 sayısı 60'a yuvarlanır mı? Birler basamağıma baktım 4 var. 4 varsa kendi onluğunda kalıyordu. 54'ü kabul edemiyorum. Peki büyüklere bakalım. 60, 61, birler basamı 5'ten küçük, kendi onluğunda kalacak, 60'a yuvarlanır. 62 birler basamağı 5'ten küçük, o zaman 6 yani 60 kendi onluğunda kalacak. Hemen devam ediyorum. 63 birler basamağı, 5'ten küçük o zaman kendi onlu yani 60'ta kalacak. 60'a yuvarladık. Peki 64 birler basımı yine 5'ten küçük o zaman kendi onlu 60'ta kalacak. Peki 65 sayısını nereye yuvarlıyorum? 60'a mı yuvarlıyorum? Birler basamı 5'ten büyük yani 5 ve 5'ten büyük o zaman 70'e yuvarlanır. Bunu kabul edemiyorum. Hangi sayıları o zaman biz belirledik yuvarlak içine alalım. 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63 ve 64. 9 sayı var. 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63 ve 64. 9 sayı 60'a yuvarlanır. Evet, bir sonraki sorumuz Lezzetli mi? Lezzetli bir soru var burada. Okul kantininde bir günde satılan tostlar ve sayıları tabloda verilmiştir. Tonguç da burada gördüğünüz gibi elinde bir tostla bekliyor. Neyi bekliyor peki? Bu kantinde satılan tostların toplamını bulmak istiyormuş. Bunun için bekliyor. Haydi yardım edelim Tonguç'a. Bizden toplamını istiyor. Yani toplama işlemi yapmamızı istiyor. 35 tane kaşarlı tost, 23 tane de karışık tost satılmış. Yani 35 ile 23'ü toplamamı istiyor. Hemen hatırlayalım. Adı neydi? Birinci toplanan, ikinci toplanan ve bulacağımız sonuçta toplamdı. Birler basamağından başlayarak işlem yapıyorum. 5 ile 3'ü topluyorum. 5'i e 3 ekliyorum. 6 7 8. Birler basamağıma gelecek sayım 8. Onlar basamağıma bakıyorum. 3'e 2 ekliyorum. 4 5. O zaman bulduğum sonuç 58. Kaç tane tost varmış? 58 tost satılmış bu kantinde. Süper. Hemen yeni sorum Kemal'in ailesi. Acaba Kemal'in ailesiyle alakalı bizden ne istiyor? Hemen sorumuza bakalım. Kemal ve ailesinin yaşları hakkında aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Hızlıca bu bilgileri bir okuyalım. Kemal 12 yaşındadır. Tamam, hemen buraya bu bilgimi yazayım. Kemal 12 yaşında. Kemale K diyorum. 12 yaşında. Annesi Kemal'den 24 yaş büyük. Annesi 24 yaşında mı? Yoksa Kemal'den 24 yaş büyük mü? Evet, büyük olduğu için Kemal'in yaşına annesinin büyük olduğu yaşı ekleyeceğiz, değil mi? Annenin yaşı Kemal'in yaşından yani 12'den 24 fazla. Hemen bulalım yaşını. Birler basamağıyla başlıyorum işlemime. 2 ile 4'ü topladım. 6. 1 ile 2'yi topladım. 3. Annesi 36 yaşında. Kemal 12 yaşında. Peki babası? Babası annesinden 3 yaş büyüktür babasının yaşını da bakalım. Neydi? Babası annesinden 3 yaş büyük. Annesinin yaşını bulduk. Annesi 36 yaşında. Peki babası 3 yaş büyük. Yani 3 yaş fazla annesinden. O zaman birler basamağımdan başlıyorum. 6 ile 3 topladım 9. 3 onlar basamağımda sayı yok. Geçirdim. 39. Peki benden ne istiyor? Kemal'in babasının yaşı. Aslında bir soruyu çözerken bulduk babasının yaşında kaçmış 39 yaşındadır. 39 yazıp bırakmıyoruz çünkü 39 ne? 39 yaş mı? 39 evdeki kişi sayısı mı? 39 ne? 39 yaşında olduğunu belirtiyoruz diyerek ödüllü sorumuza geçmeden sizlere bir kitabım var. Bunu tanıtmak istiyorum. Çünkü bu soruların benzerleri ya da aynılarını matematik problemleri, dört dörtlük matematik problemleri kitabımızdan bulabilirsiniz. Sene başından itibaren işlediğimiz tüm konuları burada problemleriyle beraber çözerek daha da pekiştirebilirsiniz. Problem çözme basamaklarından problemi okuyup anladığımıza, hangi planı yaptığımıza ve planı uygulayıp kontrol ettiğimize dair tiklerimizi atarak ve buradaki mini ipuçlarından yararlanarak bu soruları çözmeye başlayabilirsiniz. Çok güzel bir kitap olmakla beraber işlediğimiz konuların da tekrarını buradan yapabilirsiniz diyerek ödüllü soruma geçiyorum. En yakın onlu 10 on olan sayıların toplamını biz yorumlara yazıyoruz. Önce sayıları buluyoruz daha sonra topluyoruz ve bulduğumuz sonucu yorumlara yazıyoruz. Görüşmek üzere hoşçakalın.